Yeni bir günden herkese günaydın. Kanalıma hoş geldiniz. Ve ufacık çektiğim görüntülerden gördüğünüz gibi neler yapıyorum neler. Ancak kırıp... Dur, önce neler yaptığımı anlatayım. Güllaç yufkasından börek yapıyorum. Ama ne yaptığımı ben de bilmiyorum. O yüzden böyle yani sizin karşınızda uzun uzun yapıp zamanınızı kaybetmeyeyim dedim. Şöyle ufacık bir göstereyim. Aa durun. Unuttum arkadaşlar. Bir batırdım ortalığı, her yer battı. Şunu bir de üzerine koyacaktık. Bir dakika. Bir de bekletecektik. Bir 20 dakika öyle diyorlar. Buldum. Güllaç mıydı? Yufkasından börek tarifi diye arattım YouTube'da. Hemen çıkıyor zaten. Ay. Bir böreği hak ettik bence. Bu hafta hiçbir şey yapmadığımızı düşünerek neler yapmıştık neler. 200 gram vermiştik. Çok büyük başarıymış gibi. Ama hiç önemli değil. Hiç önemli değil. Neden? Ay almadım ya, ona dua ediyorum. O ya sosisli kruvasan mı yemedim. Sigara böreğimi yemedim. Cipsimi yemedim. Değil mi? Ona rağmen 200 gram gitmiş. Güzel. Nasıl koruyacağız? Tek öğüne devam ederek, her şeyi yiyerek. Fakat yine de tabii ki her şeyi yemeyeceğiz arkadaşlar. Ben biliyordum böyle olacağını. Ödemin dışında. Yani tamam, ödem o oluşuyor falan, sorun değil. Tek bir hamur ağzınıza attığınız an, şeker, rafine şekerden bahsediyorum, hemen kilo alımı duruyor. Siz kilo vermeye odaklanıyorsanız, herhangi biri bu videoyu bir gün izlerse hiç yememeniz gerekiyor. Hatırlıyor musunuz başta? O giden 2 kiloyu, 1,5 kiloları falan. Zeynep ye, o kadar da olur mu? Gören gözün hakkı var, kokuyor falan diyordunuz. O yüzden yemiyordum. Çünkü biliyorum. Yani onun prensibini biliyorum. Nasıl çalıştığını biliyorum. Bu hafta yedim, vermiyoruz. Sonra da düşündüm aklımca. Yani her şeyi yiyerek kilo almamak mümkünse tek öğünle. Onu deneyeceğim. Umarım mümkündür. Bir de öyle yapalım bakalım. Bakalım bu teoriyi de kanıtlayabilecek miyiz? Şeker ekmeği kesince tabii en kolay. En kolay kilo verme yöntemi. Ve vücudunuz yorulmuyor. Siz yorulmuyorsunuz. Beni her gün izleyenler bilir. Ama bir gün böyle kilolarıyla sorunu olan biri bu videoyu açarsa, o yüzden böyle anlatayım dedim bugün. Bugün peki orucun çok titiz bir şekilde tutulduğun son gün benim için. Gördüğünüz gibi börekler falan yapılıyor. Bunu okudum. Mısır nişastesinden yapılıyormuş. Ama nişasta çok en zararlı bir şey. Benim için öyle. Yani nişasta en zararlı diyorlar. Okumuştum. Ama tabii ki kalori açısından, kalori açığı yaratmak isterseniz, bakın börek de yapabilirsiniz. Bunu şimdi ablam 2 paket almış. Onu dün görmüş. Ben bunun varlığından haberim bile yok. Böyle bir şeyin varlığından hiç haberdar değilim arkadaşlar. Ne yalan söyleyeyim. Ablam görmüş, bakkaldı. Dün işten gelirken, yok dün evdeydi o. Gelirken bize, bana anlattı. Ben de öğleden sonra gidersem alayım mı dedim. Al. Fakat biz onun tatlısını yapacaktık. Ben onun ne olduğunu görünce dedim bundan börek de olur. Hemen böyle karşıma çıktı. Güllaç. Güllaç. İkileyim. Güllaç. Doğru mu söylüyorum acaba? Güllaç tatlısı falan. İşte dedim ben böreğini yapayım ablacığım. Sen dedim tatlısını yap. Ama sütün içine şeker yerine ne koyalım dedi. Hadi dedim bir kaşık pekmez izin veriyorum. Şeker koyma. Rafine şeker koyma. Şimdi bitirmiş olabiliriz ama gidip de şimdi çikolataları falan yemeyeceğiz. Canımız ne isterse. Ve bugün pazar. Yani ben bu 2 hafta içinde nasıl diyeyim, böyle her şeyi işte yapmış olabilirim. Sizin de gördüğünüz gibi işte onu kendime bunu hazırlıyorum, onu hazırlıyorum. İşe gidince öyle bir şansınız olmuyor arkadaşlar. İşe başladıktan sonra hiç öyle bir şansınız olmuyor. Evde ne pişerse ekmeksiz bir şekilde, şekersiz. Günde tek öğün. Zayıflamayan
Yazsın bana. Öyle bir şans yok. Şimdi bunları üzerine susam serpeceğim. Fırını açacağım, ısıtacağım. 180 derece dediler. Şimdi fanını da açacağım ya. Çok gülürt olacak. Neyse bir pişireyim. Pişirilmiş halinde görün. Çok merak ettim. Umarım benim de olur. Ama hiç iddialı değilim. Çünkü gerçekten ne yaptığımı bilmiyorum. Nasıl olursa yiyeceğim ben onu da. Umarım böyle bir böreğe benzer. Hey, bugün gerçekten pazar modundayım arkadaşlar. Tek ben akşam, ay unuttum sizi söylemeyi. Bu benim yaş pastam vardı ya. Ay ben çok beğendim. Nesini beğendim? Nesini beğendin Zeynep diyeceksin. Yani görüntü falan hiçbir şeye benzemiyor. Ablama verdim. Ablam dedi kız bu ne dedi? Dedim boş ver. O toplardan da verdim ablama. Gelmişti ya bize. O topları çok beğenmiş. Dedim bu haşlanmış hurma püre haline geldiği için böyle bir de fındık kırdım ya içine bir kaşık da fındık ezmesi. Gerçekten çok güzel tadı. Onu beğenmiş diğeri dedi böyle çok onun tatlı gelmedi bana. Benim de yani tek beğendiğim şey o oldu. Hiç öyle çok şekerli falan tadı yok. Evet bir tatlı var. Ablamın oğlu Aras küçük oğlu. Yemiş onu süpürdü dedi bir kırıntı bile bırakmadı kız dedim daha var evde gönder çocuğu beğendiyse diyet tatlıları devam yani evet şu an 200 gram vermişim 400 gramı da gerçekten ödem yani ben 60 kiloyum %100 ve Şeniz Hanım bana kaç kere söyledi dijital tartıda hep 2 kilo fazla gösteriyormuş dijital tartılar. Ablam da dedi şeye gitmemiz gerekiyor. Tam kilonu görmen için eczanede böyle şey tartı varmış. Kız dedim sabahın köründe kalkacaksın da ilk tuvaletinden sonra işte su, kahve falan hiçbir şey içmeden tartılman gerekiyor. Dedim ne ara gideyim oraya hiç gidemem. Ama aşağı yukarı yani ben %160 kiloyum. 59 kiloyum diyemeyeceğim. Ama 60 kiloyum. Onu biliyorum. Ve keşke 55 falan olsam diyeceğim de ama yani yaş olmuş 42. İki tane, şimdi bugüne kadar iki tane çocuk doğurdum. Oydu buydu o yüzden kilolar böyle diyordum da. O ona bakmıyor. Tabii ki sağlıklı olduktan sonra 40 kilo da olabilirsiniz. Yani siz kendinizi sağlıklı hissediyorsanız. Böyle yorumlarda boyumu soran olmuştu. 1,57 benim boyum. O yüzden 60 kilo öyle çok zayıfladım bir kilo değil benim için. Benim boy oranına göre hiç de öyle çok zayıf bir kilo değil gerçekten. Normalde işte şimdi hangi hesaplamaya bakarsanız tabii ki ya boyuna göre kilon olacak işte 57 kilo ideal falan diyorlar. Ama tabii ki yaş gittikçe işte kilo vermek daha zor, alması daha kolay, oydu buydu. İşte idare ediyorum bu şekilde. Umarım idare edebilirim. Evet kilo alacağız bu saatten sonra. Dikkat etmezsem alırım. %100 alırım. Ama dikkat etmeye çalışacağım. Bu saatten sonra öyle 70'leri falan görmeyeceğiz. Kızım acıkmış. Ben onlara akşamdan patatesli neydi o? Ha, kahve. Sağ ol canım. Ha, kahve mi içeceğim? Patatesli sigara böreği yapacağım. Gülürtü yapıyorsun. Sorun değil kızım. O patatesleri haşlamıştım ya öğleden sonra yaptım. Çünkü peynirli olan onlara yetti. Bak şimdi. Beni de sandalyeye ablası okşasın diye. Öyle. Kızım. Bak börek yapayım kendime. Ama sen yemezsin peynir var içinde. Tamam. Sana yok. Size o patateslileri götürün. Ben patatesli sigara böreği sevmem. Bana peynirli olacak. Keşke maydanozum kalsaydı. Maydanozum bitti. Şu böreğe de peyniri maydanozla karıştırıp yaptılar. İzlediğim videoda. Neyse. Peynirli börek gibi olsun. Başka bir şey aramıyoruz. Çok mu fazla ısladım acaba? O güllaç yufkalarını. Çok hoşuma gitti ismi. Aslında bir tatlı için üretiliyor onlar galiba. Ama neyse.
böyle Ramazan ayında satıyorlarmış. Bakkal dolu dedi ablam böyle kasanın yanında. Hiç mi görmedim diyeyim. Görsem ne olduğunu bilmiyorum ki. Yani görsem ne olacak? Şimdi saatten sonra görsem paketini tabii ki bileceğim, alacağım. Değil mi? Öyle. Hadi bakalım kahvemi içeyim. Şunu da pişireyim göstereyim size. İlk tepsimiz tamamdır. Tamam, üzeri güzel duruyor. Böyle. Kıtır kıtır, içi biraz yumuşak galiba. Çünkü videoda dediler. Neydi o bir börek vardı? Su böreği, su böreği. Su böreği tadında. Altını da şöyle göstereyim. Umarım ayrılır. Çünkü hiç böyle pişirme kağıdı falan koymadı onlar da. Ben de koymadım. Onlar koymadığı için. Bir tanesi gidiyor ablama. Bakar mısınız? İçini kesince de gösteririm artık. Ne olacak canım? İçinde süt var, yoğurt var. Aa, o şeyini söylemedim size değil mi? Ama siz biliyorsunuzdur. İşte normal böreklik sos olur ya. Ben soda bikarbonat koydum. Yoğurt, süt, yumurta olur. Yani bir de peynir araya yerlerine. Hadi bakalım. Bugün menüde bu küçücük. Gördüğünüz gibi küçük bir fırın tepsisi borcamı. Diğeri de küçük. Ben bir tane götürürüm. Şu an o kadar güzel böreğe koktu ki bir tane götürürüm %100. Yani komple benim kimseye vermiyorum. Ama bunu ablama vereceğim. İşte ikisinden birini vereceğim. Ve ikinci böreğim de tamamdır. Hangisini kendime bıraksam acaba? Şu ufak olanı bırakacağım. Çünkü benimkiler yemez büyük ihtimal. Bunu ablamlar yesin. Çocuklar da yer. Şöyle altını da göstereyim. Şimdi ablama gideceğim. Yemek saati gelmeden önce onunkini de götüreyim. Ablamın böreğini getirdim. Tatlı daha hazır değil. Muzu suyun içine mi koyacağım? Evet. Pekmez koyacaksın mı? Hayır. Hadi bakalım. Hurma da koyabilirsin. Doğal pekmez vardı. Ondan birkaç Çok dökme ama şekerli olayım. Doğal pekmez derken? Benim evdeki doğal değil mi? Köy pekmezi. Ha. Bak. Bak. Kız bunları yumuşana kadar, yumuşatana kadar canım çıktı. Umarım güzel olmuştur. Bilmeyeyim artık. Bakacağız. Biraz börek daha da olsun yetecek. Bunlara bak. Dimoş. Dimoş da gelmiş bekleyin. Hadi çakalı bileyiz amelsiz. Hepsi aç. Dimoş, dur oğlum dur. Bu da kıskanç. Tamam bir dakika. Dimoş'u göstereyim oğlum. Dimoş ne yapıyorsun sen? Ha? Sarı gözlü. Oğlum güllaç tatlısı mı yiyeceksin sen de? Bak şuna bana. Bola. Rekta. Bir şey olmaz. Bakıyorlar. Öyle. O mu doğal pekmez? Birazcık koy bakalım. Benim dediğim gibi bugünlük tatlım varsa onu yap. Çünkü yemek saati geldi. Ben bugün kaç kilo idare edeyim. Vermişsin? Ay kilo demeyelim. Hiç soğuma. Sen kaç verdin? Önce ben soğudum. 200 gram. Neyse Allah'tan almamışım gülme. Niye? Sen? 800 gram. İyi işte iyi. Aman. Morali bozmak yok. Devam. Yok. Devam. Akşam içtin kolayı. Ben sana dedim içme. Geçen akşamda o. Ne zamandı? O unuttum bile. Kız akşam. Ya. Ben ne? Geçen akşamdan başlatmıştım ya vlog. Tamam. Geçen akşam mıydı? Ben gene diyeyim abim akşam içti kolayı. Diyeyim tartı günü. 3 yudum aldım. 3 yudumcuk. İyi. Neyse. İdare. Bekle yumuşasın. Gırma. Üstüne ne koyacaksın? Böyle nar koyuyorlar, kiraz falan. Ne bileyim. Narım yok. Narı. Kiraz da yok. Ne? Fındık fıstık bir şey koy işte. Hadi sen yap, ben gidiyorum. Yiy yemek yemeye. Yiyeceğim birazdan. Ben gidiyorum. Yemeğim hazır. Sen ne yemeği yaptın? Etli. Etli. Etli sebzeli yemek. Hadi bakalım. Hadi görüşürüz canım. Öğleden sonra. Gelecek misin sen gazıya? Geleceğim. Tamam. Hadi 4'ten sonra görüşürüz oğluşum. Kucak kapa. Dimoş.
Kuzum şöyle bir yakından çekeyim mi seni bulmuşken? Buna bakın, buna bakın. Yok gösteremedim. Birazcık kırılacak ama. Evet, Dimoş'tan öpücük. Böreğini de götürdükten sonra. Geldim. Saat 2:30. Şöyle bir keseyim birazcık. İçine dışı çıtır, içi yumuşacık. Şöyle olmuş arkadaşlar. Ay, peyniri kaybetmeyelim. Çok kıymetli. Hele benim için. Şöyle. Ups. Açılıyor. Bu hala soğumamış. Ablamınkini önceden yuvarlığa götürdüm ablamı. Neyse çıkardım. Bakalım yapışmış mı diye. Yapışmamış gerçekten. Şöyle. Hadi bakalım biraz soğusun. Yiyeyim. Bir de çay yanına. Çaya bandım. Her gün çay içiyorum. Her gün Türk çayı. Yemekten sonra tabii. Arada da içiyorum bazen de. Yemekten sonra daha iyi oluyor. Evet. Biz dolandık. Geldik arkadaşlar. Değil mi kızım? Geldik değil mi? Evet. Hadi bakalım. Yumurtalarımızı aldık. Bugün pazar yumurta günü. Sana yok hiçbir şey. Güllaç tatlısı. Ablama dedim kız koy üst üste. Nasıl dedim oldu sütü. Muz tadı var diyor. Bir muz koydun içine ne tadı olsun değil mi kızım? Ama cevizli böyle. Ay dedi Zeyno hiç uğraşmayalım artık tatlı falan yemeyelim. Çok canımız isterse işte çikolatadan bir parça kırarsın yersin. Dedim haklısın. Biraz iki gündür yok dün yaptım ya o şey şerbetli pastamı ve toplarım da vardı. Dedim ben bugün top yedim. Yarın da bundan yersem öbür güne de kalır bu. Kimsenin yiyeceği yok onu. Hepsi bana kalır. Elma. Vallahi elma. Ablam dedi al iki tane. Dedim ben çok yemem çok acıktırır beni. Ama cevizle böyle yani şunu yapacağını buruş bir iki elma yersin değil mi kızım? Gel bakayım kucağıma. Gel. Ay bugün de atlattık. Yarın sabah son sabah. Eşime diyorum. Yarın diyorum son sabah erken uyanmayacağım inşallah. Kızın ya son olsun diyor. Hiç mi evde kalmayacağız? Kalacağız tabii ki de. Ne bileyim yarın son gün evdeyiz. Ve yarın arabayı sürmek istiyorum. Kendime bir iş bulup böyle bir bahane bulup çıkacağım. Arabayı biraz süreceğim. Bir süreyim yani işe gidip gelirken işim sürecek zaten o sorun değil de. Bir göreyim ben onu. Değil mi? Deneyelim. 1, 2, 3, 4, 5 böyleydi. Her arabada değişik mi bilmiyorum da. Her modelde. Manuel. Sürerim. Bir böyle bir şey diyeyim yani deneyeyim değil mi? Olmaz öyle. Sonra zora gelince oh minibüsler mi sürmedim neler sürmedim siz bakmayın ben öyle konuştum onun tek oturmaya kalır yani postanede çalışırken kocaman minibüs sürüyordum yani paketlerle mektuplarla doluydu o minibüs kocaman minibüs sürmek daha kolay gerçekten çok korkuyordum ama daha kolaymış öyle arkadaşlar gün bitti benim için şu an saat 6 bir güzel dolandık gezdik geldik bakın hiç bugün sabah saçımı nasıl topladım öyle duruyorum ben haylaz günümdeyim dediğim gibi pazar modu yani bu kadar pazar günü anca bu kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim kendinize çok çok iyi bakın yarın görüşünceye dek hoşçakalın.